Bülent Ortaçgil senin için şey demiş. Teoman'ın kötü bir müzisyen ama iyi bir söz yazarı olduğunu düşünüyorum demiş. Zaten bizim yaptığımız hemen hemen hiçbir şey önemli değil. Gündelik hayatta da ben kendimi yani önemli bir şey yapıyor saymıyorum. Bülent abiyi aradım. Bülent abi ya dedim, ben Teoman, benden bahsetmişsin röportajda. Evet dedi. Vallahi dedim, bunu herkese söyleyeceğim. Teoman bir daha müziği bırakır, bir daha başlar mı diye soruyorlar sana. Ben aslında çalmak istemiyorum ama çalıyorum. Gelecekte çalışmayı düşünmüyorum aslında. Tam bir emeklilik planım var. Ben tek tabanca takılmayı severim, tekliği severim. Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Bülent Ortaçgil senin için şey demiş. Teoman'ın kötü bir müzisyen ama iyi bir söz yazarı olduğunu düşünüyorum demiş. Müzisyen tarafından kat kat üstün bir şair. İkili ilişkilerle ilgili şeyleri çok güzel söylüyor demiş yıllar önce. Senin de Bülent Ortaçgil ile ilgili 15-16 yaşlarında falan galiba. Diyorsun ki Bülent Ortaçgil diye bir adamı çok seviyorum. Rock değil, biraz mimıntı ama çok güzel şeyler anlatıyor. Yani onu esprisi olsun diye söyledim. Ben severdim. Aslında rock müzik dinlerdim, çok sert şeyler dinlerdim falan. Ama arada böyle yumuşak yumuşak güzel şeyler de var ya dediğim adamlardan bir tanesidir. Söz yazarı olarak da çok beğenirdim. Ayrıca Bülent abi çok enteresan melodiler bulan, başka tarz yaklaşımları da olan özel birisidir. Günümüz dünyasında çok popüler değil. Hiçbir zaman çok popüler hiçbir olmadı. Zaman olmadı ya. Hiçbir zaman çok popüler değildi ama hep saygı gören çok güzel bir yeri vardı Bülent abinin. Yıllar sonra biz beraber konserler verdik. Ben artık ya, çok popüler olmuştum. Onun öncesinde de başka bir şey var. Ben ilk albümümü çıkardıktan sonra Kent Ozanları diye bir albüm yapılacaktı. Ona bir şarkı söyler misin dediler bana. Ben de gittim bir şarkımı tek başıma çalıp söyledim. Sonra bir gün bir Bülent abinin röportajı çıkmıştı. Bir baktım benden bahsediyor. Ya Teoman diye bir çocuk var. Kim bu Teoman diye sordum insanlara falan. Beğenmiş belli ki. Ben tabii havalara uçtum falan. Bülent abinin telefonunu buldum. Bülent abiyi aradım. Bülent abi ya dedim, ben Teoman, benden bahsetmişsin röportajda. Evet dedi. Vallahi dedim, bunu herkese söyleyeceğim. Onu bil dedim. Herkese de söylüyordum o zamanlar. Bülent abi benden bahsediyor. Sizin bir konserinizde diye. Sen Bülent Ortaçgil şarkıları, o Teoman şarkıları söylüyordu. Evet, öyle bir bize proje teklifi geldi. Benim çok hoşuma gitti. Ondan sonra tabii ki eskiden beri beğendiğin, çok takdir ettiğin bir büyüğünle yan yana geleceksin. Fakat cumartesi günleri oluyordu provalar. Ben tabii cuma acayip dağılmış olduğumdan zar zor gidiyordum provalara. Onlara şey diyordum, Baki Duvarlar'ın stüdyosunda çalışıyorduk. Abicim diyordum, biraz benim şarkılardan söyleseniz ben kendime gelsem diyordum. Onlar önce benim şarkılarla başlıyordu. Ben sonra Bülent abinin şarkılarını söylemekle devam ediyordum. Sensiz olması söyledin sen. Bir sürü şarkısını söyledim. Çok severim zaten. Yani orada yer almayan şarkılarını da severim. Bizim ortak albümümüzde yer almayan, hatta takip ederim. En son yeni bir albüm çıkarınca hemen alıp onu etüt ediyorum Bülent abine. Öyle bir şey söyleyemem. Çok çok fazla var ama Eylül akşamı çok güzeldir. O kadar çok var ki Bülent Yonca, abinin. Bu iş zor. O da çok güzeldir. Yani ben bir sürü zamanında Ortaçgil'in şu bu iş zor Yonca'yı alıp rock yapsam diye de düşündüm. Başka bir, onun yine bir Yağmur diye şarkısı vardır, onu da söyledim. Ama çok sevdiğim birisi zaten. Kişi olarak da çok seviyorum, sanatçı olarak da çok takdir ediyorum. Bu Su Hiç Durmaz diye bir şarkı. Hepsi ne güzel. Ne kadar şarkılar bunlar. Çok güzel şarkılar. Sonsuzluk böyle bir şey galiba işte. Yani böyle bir şey yaptığında bunun ömrü yok. Öyle. Peki bu kadar büyük işler yapıp popülariteden uzak durmak nasıl bir şey mesela? Çok zor değil mi ya bu? Kaçsan da kovalar seni çünkü yani. Hayır, isteseydi daha popüler bir yerlere giderdi. Şüphesiz. O kendini rahat hissettiği alanda
olmak istediği için. Yoksa yani böyle şarkılar yapan birisinin hit parça yapamaması diye bir şey yok aslında. Ama hedefini öyle koymuyorsun başta. Yani Bülent abinin 24 yaşındayken yaptığı Benimle Oynar Mısın albümü de zaten hit dolu değil. O da kendi içerisinde gayet olgun bir albüm. Hep de oralardan gitmiş, hiç başka taraflara sapma ihtiyacı duymamış birisi. Sizin konserde Bülent Ortaçgil şey diyor, Teoman'la aynı kaderi paylaştığımız şarkı var. Müslüm Gürses söylüyor galiba şarkıları. Müslüm Gürses onun benim paramparçayı, onun da sensiz olmasını söyledi. Çok da güzel söyledi tabii. Çok büyük bir yorumcu olduğu için Müslüm abi. Müslüm Gürses sever misin? Ben çok severim. Ben bu 90'lı yıllarda biz rock müzikle uğraşırken ben şöyle şeyler de yapardım. Yani sadece kendi tarafıma bakmazdım. Bu müzik dünyası bizim anlamadığımız yerlere hiç bakmıyoruz. Belki de oralarda değerli bir şeyler vardır diye bulduğum bir sürü, yani ozanlar tarafı da vardı, halk ozanları tarafı da vardı. Hatta arkadaşlarıma şöyle bir şey, ya arkadaşlar Müslüm Gürses diye inanılmaz bir adam var diye dinlettiğim zamanlar da var benim, o bizim rockçı olduğumuz, uzun saçlı olduğumuz dönemlerde. Yani Müslüm Gürses'i ben çok evvelden keşfetmiş, hayranı olmuştum zaten. O yüzden Paramparça'yı Müslüm Gürses'in, Müslüm abinin söyleyeceği bana Universal'la gelince havalara uçtum tabii. Böyle bir geçmişim olduğu için. Eğer öyle bir geçmişim olmasaydı sadece popüler birisi benim başka bir tarzda şarkımı söyleyecek diye düşünürdüm. Öyle olmadı, ben havalara uçtum. Şarkıcı dinlemek istediğim zaman gittiğim isimlerden bir tanesi Müslüm Gürses. Ben hala dinliyorum. Arada bir Müslüm Gürses anım, dönemim oluyor. Dönemim dediğim, uzun zaman dinlemiyorum ama evde yani öyle çok iyi bir yorumcu dinlemek istediğim zaman ben zaten çok fazla kişiye gitmiyorum. Ya böyle yabancılardan Brian Ferry'e gidiyorum, Chet Baker'a gidiyorum ya da Müslüm abiye gidiyorum, Müslüm babaya. Şahane bir üçlü oldu bu. Gerçekten şahane bir üçlü oldu bu. Düşmanlar olur ya insanın duygusal olarak böyle çok hani depresyona çok yaklaştığın, hatta bazen bayağı depresyonda oldun. Öyle zamanlarda şarkı yazıyor musun? Eskiden yazardım. Şimdi o zamanları yaşayıp sonra o zamanı hatırlayıp oradan yakıt alıp yazdığım zamanlar oluyor. Hangi şarkı mesela? Hangi bildiğimiz Teoman şarkısı depresyon ürünüdür? Bir sürüsü var. Kendimi kötü hissettiğim. Yani depresyon biraz da kolay söyleniyor artık. Depresyon tam anlamıyla o değil. Yani can sıkıntısı, bir manasızlık, geleceğe karşı hafif korkular falan depresyon değil aslında. Hepimizde olan şeyler. Depresyon daha zor bir şey. Tabii. Depresyonda yani şarkı sürüyor, falan yazılmaz muhtemelen. Uzun sürüyor. Gelecekten çok fazla korkuyorsunuz. Yaptığınız hiçbir şey de anlamlı gelmiyor. Çok zor bir yaşam tarzıdır. Yani ben o tip hisleri yaşadığım için, o tip dönemleri yaşadığım için biliyorum. Herkesin ben depresyondayım abi dediği şey biraz laftır. İstanbul'da Sonbahar'ı nasıl yazdın? Önce adını koydum. İstanbul'da Sonbahar diye bir şarkı yazacağım. İstanbul'da Sonbahar, sadece İstanbul'u anlatsan o biraz turistik olurdu. Yani sadece onu anlatmak istemedim. Dolmabahçe, Sultanahmet. Yani o turistik bir şey yazmak istemiyordum ben. Bir özlem istiyordum. Bir insana dair bir özlem. Onu İstanbul'a çağırma falan gibi bir şey yapmak istiyordum. Başka İstanbul şarkılarından ayrılsın istiyordum onu. Sonuçta öyle oldu. Peki, o nasıl başladı ama işte o çok benim yani, mevsim rüzgarları ne zaman eserse diye. Şöyle bir şey var, o yoğun şarkı yazdığım dönemlerdeydi o. Hemen hemen 24 saatimi şarkı yazmayı düşünerek geçirdiğim dönemler onlar benim. İlk zamanlar o kadar hevesli oluyorsunuz, artık öyle birisi değilim. Öyle olunca da sürekli oturuyorsunuz yazmaya. Oturduğunuz için de fazla balık topluyorsunuz. Hmm. İşte o ilk 4-5 senenin çok ürün verme nedeni aslında o zamanlar daha parlak oluşunuz değil. O zamanlar daha hevesli, içinizdeki ateşin çok daha yoğun yanıyor oluşu. Sürekli oturuyorsunuz, bir paramparça çıkıyor, Gönül Çelen çıkıyor, İstanbul'da Sonbahar çıkıyor, diğer şarkılar çıkıyor. İşte o ilk 5-6 sene birdenbire çok fazla doluyorsunuz. Ondan sonra artık
ateşiniz biraz sönüyor, yavaş yavaş sönüyor. İhtiyaç da duymuyorsunuz. Hem onlarla paramparçayla İstanbul'da sonbaharla yarışacak şarkılar gelmiyor. Başlangıçları bile sizi tatmin etmiyor. O şarkıları yapmıyorsunuz artık. 20 sene önce işte 23 sene önce ilk o bir bar taburesi üstünde ilk o şarkının paramparçanın çıktığı yer. Şimdi yine bir bar taburesi üstünde iki Teoman'ı yan yana koysak. Aradaki en büyük fark ne sence? O zamanlar büyük inancı olan, çalışma azmi olan, her şeyi yapabilecek kişi değilim artık ben. Yani büyük hedeflerim de yok. Küçük niyetlerim var şimdi yaptığım şeyler. Yani öyle bir şarkı yazayım ki falan diye düşünmüyorum yazdım artık. Yazdım zaten diyorsun. Yani şarkı yazıyorsam da mesela bir albüm yapıyorum. Ha bu beni gelmem gereken yeri iyi tarif ediyor mu? Şu anda kendimi iyi ifade ediyor muyum? Eski yaptıklarımdan farklı mı? Öyle bir etkiye ihtiyacım yok. Yani geniş kitlelere ulaşmak gibi bir hedefimin olması gerekmiyor artık. Artık başka motivasyonlarla yapıyorum onu. Yani benim tanıdığım bütün kariyerini tek menajerle geçirmiş tek arkadaşım sensin. Öyle mi? Yani en az 3 menajer falan, hele ki yani böyle 30 yıla yaklaşan bir müzikal kariyerde mümkün değil bir tek menajerle. Yani biz Funda ile birlikte yürüyoruz. Böyle başladık. Artık tam menajerlikten çıkmış bir durum evet. Bizimkisi. Yani sadece iş konuşmuyoruz. Bizim Funda ile bir anlaşmamız bile yok. Nasıl? Kağıt üzerinde şu kadar alacaksın deyip imzamız bile yok. Hiç yapmadınız İmzasız mı? Yapıyoruz biz bu işi. Yani fazla güven değil mi bu ya? Ya fark etmez. Hiçbir kavga ettiğiniz falan bir şey olmadı mı? Çok ediyoruz. En çok neyine kızıyor senin mesela Funda abla? En çok neyine gündelik şeylerde. Yani uyduruk şeyler. Zaten bizim yaptığımız hemen hemen hiçbir şey önemli değil. Gündelik hayatta da ben kendimi yani önemli bir şey yapıyor saymıyorum. O çok çalışmayı sever. Çok önemsiz şeylerde de çalışır. Hatta ben ona sürekli söylerim. Ya bunlar önemsiz. Bunları yapmayalım falan derim. O bir tane örnek anlatayım. Bir tane video klip çektik. Klip geldi. Ben baktım. Artık zaten kendi kliplerimi bir kere seyrediyorum. Güzel mi? Güzel diyorum. Bir daha da seyretmiyorum. Kendi şarkılarımı da dinlemem zaten. Funda orada bir tane o klip içerisinde bir an çekmiş, fotoğrafını çekmiş onun. Bak diyor, arkadaki background vokalistin ayağındaki beyaz ayakkabı senin görüntünü engelliyor diyor. Vay. Onu biraz flulaştırıp daha koyulacağım diyor. Delilik. Delilik. Yani onun yaptığı, ona da ya boş ver demiyorum, mutlu olacaksa yapsın diyorum. Tamam yapsana istediğin gibi. Ama yani bu kadar farklı insanın bunca yıldır yani bir arada çalışabiliyor olması ve böyle bir ürün çıkmış olması ortaya evet. Muhteşem bir şey yani. Yani eninde sonunda bu işler kolektif olduğu zaman hazzı daha fazla oluyor. Tek başınalığın, ben tekim demenin pek, yani en azından benim durumum için konuşayım. Mesela bir yazar için belki böyle değildir. Yazar tek başına bir iş yapıyor. Onun zaten konseri de yok. O kitaba kendini veriyor. Oradan çıkıyor. Menajeri başka bir pozisyondadır falan. Bizim işimiz biraz daha çocuk oyunu gibi. Yani bunun için ya bu konserde bilmem neyi giyeceğimden işte arkadaşının gelip bu gömlek olur mu diyişine kadar uyduruk yerlere kadar giden bir çocuk oyunumuz var bizim. Onda da hep beraber eğleniyoruz işte. Teoman bir daha müziği bırakır bir daha başlar mı diye soruyorlar sana. Açıkçası gelecekten korkuyorum. Bundan 20 yıl sonra yine otel odalarında, uçaklarda gidiyor olmak, o rutini sürdürmek benim içime basıyor birazcık. Kendimi sahte bir şeyle oyalıyorum. Bunun gerçekçi olmadığını biliyorum. Bu kişi değişmez. Yine ne yapsa şikayet edecek bir şey bulur bu kişi. Ama yani şu sıralar işte spor yapıyorum diye, erken kalkıyorum diye günümü geçirmekte eskisine nazaran daha kolaylıklar sağlıyorum diye kendime. Gelecekte çalışmayı düşünmüyorum aslında. Tam bir emeklilik planım var. Ama bu belli olmaz. Çünkü buna bir sürü kişi karar veriyor. Dünya ölçeğinde de görüyorum ben. Çok çok büyük sanatçılar hiç ihtiyaçları olmadığı halde, yani milyar dolara yaklaşan bir servetleri olduğu halde yine de bu
hiçbir şey yapmamaktansa sahneye çıkmak iyidir deyip çıkıyorlar. Bruce Springsteen böyle söylüyor. Çalmak çalmamaktan iyidir diyor. Eric Clapton da öyle söylüyor. Ben aslında artık öyle çok da komik bir röportajı var. Ben aslında çalmak istemiyorum ama çalıyorum diyor. Şimdi yani bu artık buradan buraya yapılan bir yolculuk olmuyor. Çalmakla çalmamak aşağı yukarı şöyle bir şey oluyor. Bülent Ortaçgil'in Sensiz Olmaz'ından devamla sorayım sana o zaman. Sensiz Olmaz dediğin kim var hayatta? Ben tek tabanca takılmayı severim, tekliği severim falan ama aynı zamanda o sevdiğin insanlarla, yani halama gitmek de bana iyi hissettiriyor, annemi görmek de, kızımı görmek de ama arkadaşlarımla bir sofranın çevresinde oturup kendimizle, birbirimizle dalga geçmelerimiz de veya hayata dair o light konuşmalara da ihtiyacım oluyor. Ben böyle çok yoğun şeyleri konuşan insan değilimdir. Onları düşünürüm. İnsan içine çıktığımda birkaç beden daha lightlaşırım. Yani kendim de daha küskün birisiyimdir. Eğlenen birisi değilimdir. Daha derine inerim. Ama benim o lightlaşmaya, insan ilişkilerine, dışarıya çıkmaya ihtiyacım olur. Eve çok... Bir bar taburesi üstünde babamın öldüğü.